Evet selam herkese FC25'e yeni bir kadro güncellememiz geldi. Eklenen silinen güncellenen isimlere bakacağız. Süperlikte özellikle baya bir potansiyel düşüşleri var. Ee, biraz fazla olduğunu düşünüyorum gereksizleri. Şimdi eklenen isimlere baklayalım. başlayalım. Sezni eklendi Barcelona'ya katılmış demeklilikten geri dönmüştü. Eklendi milli takım dönemine geldik. O yüzden Meksika'da yeni milli takıma çağrılan isimler oyunda olmayanlar eklendi. Lainez, Ruiz 82 potansiyeliyle dikkat çekiyor. Herrera var 81 potansiyeliyle. Yine bu Ukraynalı oyuncular milli takım eklenen isimler. Onlar eklendi. Borat 85 potansiyeliyle dikkat çekiyor. Onun dışında çok önemli isimler yok. Yine potansiyeli olarak baktığımızda Aznu var. 83 potansiyeliyle ile Münih'ten bir de 82 potansiyeliyle Mamuza Lum var. Süperlikten Süper Lig'den veya Türk bir isim eklenmedi bu güncellemeyle oyuna. Silinen isimlerde yine bu Meksika'lı oyuncular var. Milli takıma büyük ihtimalle davet almadılar. O yüzden kaldırıldılar. Onun dışında da yine çok önemli bir isim yok. Silinen Türk veya Süper Lig'den de yok. Şimdi Süper Lig'deki güncellenen isimlere baktığımızda Fred artı bir almış rating olarak ve özellikle de artmış. Davison Sanchez. Uzun pas, hızlanma, zıplama artmış. Uluslararası ününü de artmışlar. Barış Erfer Yılmaz. Eksi bir potansiyel aldı ve pozisyon, üçüncü pozisyonunda sağ olmuş. Sen Maxim'in çok büyük bir değişiklik yok. Şimanski'nin bitiriciliği düşmüş. ikinci bir pozisyonda güncellenmiş. Ciku ikinci bir pozisyon eklenmiş. Defans orta saha. artı bir almış. Gabriel Paris'te artı bir almış. Gerson Fernandez artı bir almış. Potansiyelde de artmış. Uğurcan Çakır o da rating ve potansiyeli artı bir almış. Nelson eksi bir almış hem rating hem potansiyelde. Sara o da rating ve potansiyelde artı bir almış. Matt Kinnok liderlik özelliği almış. Chamberlain eksi bir almış. Cengiz'de artan da e, düşen de özellikler var. de artı bir almış rating ve potansiyelde 85 potansiyeli yükselmiş. Svensson artı bir almış. Rashid artı bir almış. Okay artı iki almış. Vaka pozisyonunda ve rollerinde değişiklikler var. Rayman Ayşim penansı 75 olmuş. Kaan Ayhan'ın bitiriciliği 54'e yükselmiş. Ryan Kent eksi bir almış. Udoki hızlanması sprint hızı yükselmiş. Mert Müdür'e ikinci bir pozisyon eklenmiş. Sol bek. Ee, Yunus Akgün artı bir rating ve artı 3'te potansiyel almış iyi başladı sezona. Ee, Semi Kılıç soy eksi 3 potansiyel almış. Özellikle de yükselmiş halbuki ama pozisyonda da güncelleme var. Eksi ee, 3 potansiyel. Ee, kötü oldu maalesef. 88 potansiyel çok iyiydi kariyer modu için ama düşmüş. 85'e. Barış Alper de düşmüştü. Endur artı bir potansiyel almış. Berk Özer 77 potansiyel ve 70 reytinge yükselmiş. Gökdeniz Bayraktar o da 78 potansiyel ve 70 reytinge yükselmiş. Tayyip eksi 2 potansiyel almış. Kartal o da eksi 2 potansiyel. Ahmet Kutucu artı 4 potansiyel artı 1 de rating almış. Cihan Çanak pozisyon değişikliği var sadece. Burada işte Mustafa Kim oldu artı 2 reyting alıp eksi de potansiyel almış. Potansiyelleri gereksiz yere düşürmüşler. Burada mesela Enes Öğrücü onda 85 potansiyeli vardı. Onda 81'e düşürmüşler. Maalesef potansiyeller düştü. Bu kadro güncellemesiyle birlikte. Mesela yeşil Yeşilgürt yani eksi 5 potansiyel almış İyi durduk yere. Zaten düşüktü potansiyeli. Ee, Türk isimleri de bakıp bitirelim. Orkun Dayanıklılık ve saldırganlığı düşmüş ama reaksiyon, şut gücü ve soğukkanlığı artmış. Atakan Karazor Türk olarak güncellenmiş. Ratingi de artı bir almış. Abdülkadir Ömür o da artı 2 almış. Rating ve potansiyel de Burak İnce'nin de potansiyeli düşmüş. Doğukan Sinik'te rol güncellemesi var. E, Furkan Demir'in de dayanıklılığı 64 olmuş. Evet video izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki f 5 videolarını görüşmek üzere. Bay bay.